Spor Arena'dan herkese merhaba. Türk futbolunun efsanelerinden biri Sakaryaspor Teknik Direktörü Tunca Şanlı özel röportaj konuğumuz. Hocam öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyiyim. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkürler. Nasıl geçiyor günleriniz diyerek başlayalım. Günlerimiz güzel geçiyor, keyifli geçiyor. Sevdiğimiz bir işi yapıyoruz. Bilgi, birikim, onları oyuncu grubumuza aktarmaya çalışıyoruz. Kendi şehrimizdeyiz. Evimizdeyiz, o yüzden keyifli geçiyor diyebilirim. Sakaryaspor'da tekrar göreve geldiniz, göreve başladınız. Üçüncü döneminiz ve şu zamana <laughs> kadar ki en uzun döneminiz. Bu dönem için neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki Sakaryaspor Sakarya olunca e, göreve davet edildiğimizde biz her zaman e, koşa koşa geliriz, e, elimizden ne geliyorsa yapmak için burada bulunuyoruz. Evet üçüncü dönemim şu anda biraz uzun oldu dediğiniz gibi. Daha önce de gelmiştim. Kısa dönem geldim. Altı maçlık şampiyonluk yaşadık. O benim için ayrı bir gururdu. Ayrı bir hikayeydi açıkçası. Şimdi tekrar başkanımızla biz onunla abi kardeşiz. Kendisi beni aradığında hadi geliyorsun dediğinde biz de solu hemen burada aldık. Zaten buradaydım. Sürekli gidip geliyordum. Ailem burada, dostlarım, çevrem. Kendi işim de burada açıkçası. Ama bu iş her şeyden daha önemli. Şu anda da iyi bir ivme yakaladık. E, keyifli, güzel gidiyor. İkinci araya gerçi istediğimiz gibi başlayamadık ama e, ondan önceki süreç e, cidden hem oyuncu grubu hem ekibimiz hem çalışanlarımız hem yönetimimiz çok güzel bir ivme yakalamıştık. Bu ivmeyi de tekrar devam ettireceğiz diye düşünüyorum. Peki şimdi lige bakalım isterseniz. Puan durumuna baktığımızda Eyüp Spor biraz arayı açmış gibi gözüküyor. <laughs> Ama e, diğer 6 takım arasında puan farkı yok denilebilecek kadar az. Arada inanılmaz bir çekişme var. Ligin son haftalarına kadar bu çekişmeyi görür müyüz sizce? Şu an gözüken o. Özellikle ikinci yarı bence daha çekişmeli, daha farklı maçları izleyeceğiz. Hem mücadele anlamında hem de favori gözüken takımların puan kaybedeceği bir sürece girdik diyebiliriz. Evet Eyüp, Arda kardeşim, Arda Hoca iyi gidiyor. iyi bir kadrosu var, bir oyun planları var. Onu sürdürüyorlar. Belki onlar arayı açabilirler ama diğer takımlarda dediğiniz gibi çok bir puan farkı yok. Aşağı tarafta da inanılmaz bir mücadele var. Kimin ne yapacağı çok belli olmayan bir ikinci yarı başladı diyebilirim. Biz puandan çok hem oyun olarak hem hedef olarak maç maç düşünüp yolumuza devam etmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda Ataş Spor'la karşı karşıya geldiniz ve yenilgiyle ayrıldınız. Ama o maçta verdiğiniz bir fotoğraf karesi çok fazla konuşuldu Volkan Hoca ile verdiğiniz kare. <laughs> Eski takım arkadaşları farklı bir görevde buluştu. Hatta bir video <laughs> izletmek istiyorum. Belki izlemiş olabilirsiniz. Ha bunu gördüm Selam <laughs> Efendim ulan yaşlandık. Yaşlandık mı? Şimdi videoya baktığınızda onlar da yaşlanmış. Biz de yaş alıyoruz açıkçası. Ee, Volkan'la tabii ki çok hem Fenerbahçe'de çok güzel dönemlerimiz oldu. Ee, şampiyonluklar yaşadık. Üzüldüğümüz anlar da oldu. Milli takımda da keza aynı şekilde. Ee, bu dönemde işte Arda'yla karşılıklıyız. Ee, aynı ligdeyiz. Güzel oluyor böyle bir insan kendini açıkçası tuhaf hissediyor. Volkan'la da oturup sohbet ettiğimizde eskiye de gidiyoruz şu anki konjektürü de konuşuyoruz. Rakip olmak kendi jenerasyonumuzun beraber çok şeyi paylaştığımız dostlarla beraber rakip olmak cidden çok keyifli. Bazen skora endeksi değil tabii ki kazanmak istiyoruz. Kupada biz de kazanmak istiyorduk. Onların kalitesi ortada. Bizim kalitemiz ortada. Onlar yoluna devam ediyorlar. Onlara başarılar diliyorum. Ama dediğim gibi aynı takım arkadaşı olarak dostluk yaşayıp sürekli irtibatta olup sonra rakip olmak ayrı bir duygu oluyor. İzleyenlere de aslında keyif veriyor. Taraftarlara da keyif veriyor. Bizleri takip eden, o dönemde türbünde bizi izlerken maçlarımıza gelen taraftarlar şimdi hoca olarak maçlara gelmeleri. Bize de keyif veriyor açıkçası. Umarım uzun süre Türk futboluna da hizmet Ederiz. Transfer dönemi, ee, birçok isim yazılıyor, konuşuluyor ama sizin ağzınızdan çıkan da bir isim var. Bartu Elmaz, kendi ağzınızla Fenerbahçe'den istediğinizi söylediniz. Kendisini sizin için özel yapan ne ve süreç ne durumda? Kalite çok farklı bir şeydir. Bir de genç bir kardeşimiz. Hem Fenerbahçe A takımında olması, <laughs> İsmail Hoca'nın da zaten son kupa maçında bir açıklaması var şu anda transferle ilgili. Gideceklerle alakalı net olarak karar vermediği ortadadır. Özel bir yetenek. Oyunun iki tarafını da oynayan. Top tekniği çok üst seviyede olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, tabii ki bizimle beraber olmasını isteriz ama e, onu Süper Lig'den isteyen takımlar da var diye biliyorum. Kendisiyle hiç konuşmadım. Sadece onu izledikten sonra belki gitme ihtimali olabileceğini düşünerek e, ufak bir iletişime geçtim e, yönetimden çok sevdiğim bir abimle. O da eğer olur söyle bir şey elimden geleni yapacağını söyledi kendisi bana. Ona da başarılar diliyorum umarım olur aramızda neden olmasın. Ama Dün trans de maçta ilk 11'deydi. Aynen umarım Türk futboluna uzun yıllar hizmet eder. Ona da başarılar diliyoruz Dediğim gibi transfer dönemi birçok isim geçebiliyor. Ben çok transfere karışmıyorum daha çok. Başkanım ve yönetimime bırakıyorum bu e, durumu. Birçok isim var zaten. E, genç kardeşlerimiz de var. Dediğim gibi ben şu anda oyuncu grubumla çok keyifliyim, çok mutluyum aramıza da gelecek olursa birkaç tane oyuncu hem bu ekibe uyum sağlayacak hem karakter olarak hem yetenek olarak hem kalite olarak olursa mutlu oluruz tabii ki. Genç futbolcuların kendilerini gösterebilmeleri adına bu lig aslında çok önemli bir lig. Siz de Sakaryaspor'da başlamıştınız zaten. Ama bazı yetersizlikler var tabii. Bunlara da dikkat çekmek gerekiyor. Siz her röportajınızda zeminden bahsediyorsunuz. Statların yetersizliğinden bahsediyorsunuz. Daha iyi olması için bu ligin Neler yapılmalı? Aslında çok şey var, çok konu var. Ee, bazı şeylere değinemiyorsunuz ama çıktığınız platformlarda, evet. futbolun paydaşlarıyla oturduğunuzda birçok şeyi söyleyebiliyorsunuz. Bizim de evet zeminle alakalı sorunlarımız var. Ee, genel olarak baktığımızda az önce kupa maçı da izliyordum. Sivas maçını izliyordum. Oradaki zemin de aynı şekilde. E, Mersin'de hatayla oynadık. Orada da zeminde sıkıntı var. Genel olarak bir sıkıntımız var. Sadece bizim ligde değil, Süper Lig'de de var. E, bunu düzeltmek tabii ki e, kulüplere de düşüyor, federasyona da düşüyor. E, herkesin e, bu iş konusunda sadece günü kurtarmak için, e, görüntü verebilmek için bir şey yapmamamız gerekiyor. Biz yani birçok faktör <laughs> var dediğim gibi. Sadece şunu söyleyebilirim. Artık günü kurtarmayalım uzun vadeli planlar yapalım. Bu sadece zemin olarak değil, stat anlamında da birçok stat yapıldı aslında. Hem e, devletimiz, büyüklerimiz birçok katkı sağladı ama bunu yaptıktan sonra bunun devamını getirmek gerekiyor. O yüzden kulüplere de çok fazla iş düşüyor. Bütün paydaşların devreye girmesi gerekiyor. İyi futbolcular iyi zeminde oynar. İyi futbol seyirci kalitesini çekebilmeniz için iyi futbol oynamak için zeminlerin, tesislerin, antrenman sahalarının çok iyi olması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, biz de şu anda biraz sorun yaşıyoruz. Futbol şehri diyoruz Sakarya. Doğru düzgün bir tane çim sahamız yok. Sadece kendi bünyemizden bahsetmiyorum. Hani kendi tesisimizden bahsetmiyorum. Genel anlamda bu gençlerin, ülkenin gençlerinin iyi zeminlerde, iyi ortamlarda fırsat bulursa, antrenman yaparsa daha çok fazla yetenek çıkar diye düşünüyorum. Hocam şimdi sizi bulmuşken biraz da Süper konuşmak istiyorum. <laughs> Fenerbahçe sizinle birlikte yakın geçmişteki en mutlu dönemlerini yaşadı diyebiliriz. Çünkü e, o zamanlarda gerçekten ardarda arda gelen bazı zaferleri vardı. Uzun bir süredir Kupa hasretiyle devam ediyor lig Fenerbahçe. Çok iyi gidiyor ve Galatasaray'la da inanılmaz bir çekişme var arasında. Bu sezon size ne olur? <laughs> Umarım Fenerbahçe kazanır. Gönlümden geçeni her zaman söylerim, her yerde de söylüyorum. Şöyle bakmak lazım, bir planlamanın planlamadan sonra gelen bir süreçte böyle bir kadro yapısı oldu ki ara dönemde de çok özel birkaç oyuncu daha geldi. Evet çekişme var Galatasaray'la. Diğer büyük camialarında, Anadolu takımlarının da bu çekişmenin içinde olması futbol olarak da, mücadele olarak da olursa o zaman ligimizin kalitesi daha fazla artar. Şu anda Fenerbahçe Galatasaray çekişmesi her zaman olduğu gibi sıralama neresi olursa olsun her zaman çekişme vardır. Şu anki oyunla, oyuncu kalitesiyle sezon sonunda şampiyonluğu alır diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Çünkü oynanan oyun, seyir ce keyif veriyor ve her maç doluyor. Kupa maçı da dahil olsa bu oyun, bu oyuncu grubu cazip kılıyor. Dediğim gibi güzel bir çekişme var. Umarım gönlümden geçen sezon sonunda olur. Sezon başında çok güzel transferler yaptılar. Arada da bu transferleri yenilerine eklediler. Nasıl buldunuz transferleri? E Tabii özel oyuncular her zaman tercih edilir bu transferler. Yani iyi olan bir ekipte kaliteli ayakların olduğu yere birkaç tane daha nokta transfer çünkü sakatlıklar oldu. Şu anki transferlere baktığımızda çok isim sayabiliriz. Çok önemli isimler var. Özel oyuncular var. Hani Ceko'dan Tadic'e özellikle Şimanski benim için çok farklı heyecan veren bir bir oyuncu. Yani İsmail'in performansı birçok oyuncu sayabilirsiniz. O yüzden bu tamamen planlamayla ve hedef doğrultusunda gelişen bir olaydır. Sezon sonu ne olacağını tabii ki bilemeyiz. Ama en önemlisi şu anda Fenerbahçe camiasının taraftarının maçı izlerken çok keyifle biraz da rahatlıkla izlediği bir süreci görüyoruz diyebilirim. Peki sizin zamanınızdaki kadromuş, bu zamanki kadro mu? <laughs> Onu her zaman söylüyorlar. O zamanki kadro çok farklıydı. Bizim dönemimizdeki kadro birçok yine özel ve önemli kaliteli ayaklar vardı. O dönem çok farklıydı. Bu dönem çok farklı. Aradan çünkü yıllar geçmiş. 20 20 yıldan bahsediyoruz, 20 küsur yıldan bahsediyoruz. Ondan e şu... yine de seçmenizi isteyeceğim. <laughs> yok, ben bana hani en sevdiğiniz ya da en beğendiğiniz oyuncu kim dediklerinde de söyleyemem. Çünkü bir ekip çalışmasından bahsediyoruz. O dönem mi, bu dönem mi diyemem. Şu anki dönem de keyif veriyor, o dönem de keyif veriyordu. Önemli olan o oyun kalitesini ve özel oyuncuları izlemek herkese keyif veriyor. Şu an Fenerbahçe'den limitiniz yok. 3 oyuncu transfer etme şansınız olsa kimleri alırdınız? <laughs> Daha önce şimanski yaptığı ya da Şimanski'yi zaten alırım hani e, o anlamda. Yeterli olur ya benim için. Hücuma Sadece da... Şimanski mi? <laughs> Bonici'yi de alırsınız. Çünkü e, o da özel bir yetenek. Özellikle ben hep şunu söylüyorum. E, Alex Ferguson'un kitabını okuduğumda onun şöyle bir söylemi vardı. En fazla bütçeyi stoperlere ayırırız diye. Önceden öyle değildi. Belki o dönem e, onun bakış açısı öyleydi. Hep. Yıldız oyuncu dediğinizde Santrafor'dur. Belki orta saha olabilir. Ama hedefe doğru giderken de özellikle defans bölgesi ve kaleci çok önemlidir. O iki oyuncuyu alabilirim diye düşünüyorum. Burun burununa gidiyor dedik bu iki takım. Siz de aslında bu durumu yaşamıştınız. 2005-2006 sezonunda son maçlara kalmıştı yine olay. Ve sonrasında da elden giden bir şampiyonluk var. Denizli maçı. Ee, evet, Denizli maçı. Bu sezonda bir takım o kaderi yaşayacak aslında. Bu sezon oraya gideceğini tahmin etmiyorum. Bir yerden sonra bir ara... Kopar diyorsunuz. Kopma ihtimali yüksek gibi geliyor. O döneme gelirsek son maç Denizli'de bir bir biten maçta Şampiyonluğu kaybettik. Onu anlatması çok zor. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani zaten uyuyamamıştım. Kısa bir süre uyandıktan sonra maç tekrar oynayacak diye hissediyorsunuz. Ee, kaybetmediğinizi e, dile getirmeye çalışıyorsunuz. Onun şokunu biraz uzun yaşadık e, açıkçası. Ama çok çabuk da toparlandık. Hemen akabinde 100. yılda tekrar şampiyon olduk. Ee, o yüzden o dönemde hem yönetim olarak hem de e, oyuncu grubu olarak bir anda ayağa kalkmasını bildik. Çünkü çok kolay bir süreç değildi. Ee, onun şoku, onun travması cidden çok şeydi, ağırdı. Fakat sonrasında toparlamak bence çok da değerliydi. Özellikle 100. yılda şampiyonluk yaşamak o kadronun bir parçası olmak benim için de özeldi tabii ki. Şimdi milli takıma geçeceğim ama ondan önce son bir soru daha sormak istiyorum. Bir gün Fenerbahçe'yi çalıştırmak ister misiniz? Neden istemeyeyim yani? Fenerbahçe'de olmak sadece teknik adam olarak değil, herhangi bir durumda görev verildiğinde orada olup o camiada olmak, bir şeyler yapabilmek her zaman mutlu, mutlu eder. O dönemde hangi şu anda kime sorarsanız sorun bizim dönemimizdeki oyunculardan. Mutlaka tabii ki görev almak isterler. <laughs> Orada bulunmak isterler. Bu teknik adamlık da olur. Farklı bir şey de olabilir ama bir gün neden olmasın? Hayal kurarsınız, onun üzerinde çalışmaya devam edersiniz. Peki hocam, milli takıma geçelim. E, milli takıma geçerken tabii ki Euro 2008'den başlamak istiyorum. <laughs> Çünkü önümüzde Euro 2024 var, çok heyecanlıyız e, ve bize yine Euro 2008'de yaşadığımız heyecanı hatırlatıyor. E, siz o dönemler neler yaşamıştınız? Unutamadığınız anılarınız var mı? Nasıl bir süreçti? Geçenlerde Servet Çetin'le bir röportaj Hı -hı. yaptık. Tuncay Mehter marşı açardı, <laughs> öyle antrenman yapardık dedi. Sizin unutamadığınız anılarınız var mı? O zaman so Servet dediğin için sondan başlayayım. Son maçta Servet yoktu, ben yoktum, Arda yoktu. Sakatlıklar da vardı. Servet artık zaten e, her maça çıkarken her yeri bandajlar, e, bir şekilde tutturuyordu ayağını. Artık son anda tutturamamıştı. Son maça giderken de ben Mehtar Marşıyla gittik e, maça. O koridordan giderken Servet ben oynarım galiba dedi. Hani <laughs> öyle bir atmosfer oluştu ki koridorda giderken hani bu maçta neden yokum demeyip sanki maçtaymış gibi aynı duyguyu, aynı hissiyatı yaşamak güzeldi. Çok özel anlar vardı tabii ki. E, kötü de başlamıştık ama e, birbirine inanan öyle bir ekip vardı ki yani şartlar ne olursa olsun hep olaya Pozitif yönden bakıyorduk. O bizim birlikteliğimiz, ekibin, Fatih Hoca'nın bize verdiği sorumluluklar, bazen bizle, bizi çok rahat bıraktığı anlar. Ortalama bir 44 gün beraber geçir, geçirmişiz. Evli olsanız 44 gün eninde sonunda kavga edersiniz bir yerden sonra, bir tartışma yaşarsınız. Biz inanın 44 gün boyunca beraberdik orada. Aynı yerdeydik, aynı soyunma odasındaydık, antrenmandaydık, otobüsteydik. İzin günlerimizde yine beraberdik hani birbirimizden yani kopamıyorduk tabii ki gruplar vardı hani 10'lu 15'li neyse ya da çok iyi anlaşanlar ama hep iletişim halindeydi kim nereye giderse birbirini takip eden bir ekipten bahsediyoruz ve bunun sonucunda da o 2008'deki o heyecan o coşku e, inanın çok güzeldi şu an anlatırken bile böyle e, keyif alıyorum ve oralara doğru gidiyorum sabahlara kadar oturuyorduk birbirimize her zaman destek oluyorduk şaka yapıyorduk belki e, bazı şeyler söylenmez ama işte sabah kadar okey oynadığımız anlar oluyordu. Çünkü hep beraberdik. Birbirimize sürekli destek olan, keyif alan bir ekipten bahsediyoruz. Ama şu anki milli takıma da bakarsanız belki çok eleştirildiler. Ama kendilerinin yeteneğini biliyorlardı bence. Hoca ile beraber, hoca çok kısa sürede bence inanılmaz motivasyon aşıladı diyebiliriz. Şu anki ekipte bence izlerken heyecan veriyor. Çok özel oyunculara sahibiz. Evet oraya geleceğiz ama öncesinde yine kapatmadın 2008'i. E. <laughs> Fatih Hoca ile unutamadığınız bir anınız var mı? Fatih Hoca ile... Herkesin var çünkü. Ya Fatih Hoca ile anı her zaman vardır çok fazla. Şöyle söyleyeyim bir antrenmana çıktığımızda ben yine uykusuzdum çünkü takımın uyumasını beklerdim ben herkesle iletişim halinde olduğumuz için. Bir antrenmana çıktığımızda da o da Tunkay ben sana demedim mi e, uyu diye. Hocam takım uyumadı hani ne yapabilirim? Tamam oğlum anladım ben seni dedi. Devam edelim antrenmanı <laughs> dedi. Sonra biraz koşu yaptıktan sonra sen dedi git. Bugün antrenmana çıkma uykusuzsun dedi. E, Fatih Hoca her zaman anım vardır. Kaleye geçerken de göz göze gelip e, işaret ettiğinde ben kendimi kalede buldum. O yüzden Onu Fatih Hoca'nın var. yeri de her zaman bizde farklıdır. En son yine bir özel maç için İsviçre'ye gittiğimizde soyunma odasında ben de teknik direktörüm bir yerden sonra tabii ki işte Volkan, Emre herkesin bir şeyi var. Hoca içeriye girince biz futbolcu gibi hemen bir toparlandık. <laughs> hani hazır bir şekilde hoca bize acaba ne söyleyecek, nasıl bir talimat verecek gibi hissettik. O yüzden Fatih Hoca ile anılar bitmez bizde. Konuştukça, konuştukça da aklınıza geliyor. Dediğim gibi o dönemde ve hoca ile olan diyaloglarımız çok keyifliydi, çok güzeldi. Peki şimdi milli takıma geçelim. Euro 2024'te bu jenerasyon neler yapar? Çok beklentimiz yani var çünkü. Yani beklentimiz her zaman var. Fakat baktığınızda biz şampiyonalara hep böyle 8 yılda bir hep gecikmeli gidiyoruz. Evet. Şu kadroya bakarsak ki ben en başında da söylüyordum. Eleme maçlarında da söylüyordum. Biraz zamana biraz sabra ihtiyaç var. Eleştirmek tabii ki olacak. Eleştirileceksiniz de zaten. Fakat bu oyuncu grubu inanın birbirini çok böyle benimseyen ve birbirini iyi tamamlayan oyuncu grubuna sahibiz. En fazla eleştirdiğimiz Hakan Çağlanoğlu bu takımın en önemli oyuncularından biri. E, o birlikteliği, e, takım oyununu bence e, çok fazla ön planda olmasa da eleştirilse de bence en önemli e, liderlerden biri. O yüzden yani 2024 keyif verecek. Yani heyecan verecek. E, Almanya'da olması zaten ayrı bir... Seyirci desteğimiz çok Tabii fazla ki çok olacak. fazla olacak. Ee, dediğim gibi birçok oyuncumuz da zaten yurt dışında oynuyor. Ee, bizi temsil ediyor orada. Güzel bir ekip var. Ee, umarım bu ekip uzun süre e, Türk futbolunu farklı bir seviyeye getirir diye düşünüyorum. Milli takım kadrosunda çok fazla yıldız var. Ama <laughs> sizin için özel olan yetenek, yetenek açısından en beğendiğiniz isim kim? Az önce konuşurken söylemiştim, ben çok fazla isim vermeyi sevmem. Milli takım bir de başka bir şeydir. Orada yani kendi takımınızda yıldız olabilirsiniz, çok özel oyuncu olabilirsiniz. Ama o antrenman tişörtünü giydiğinizde dahil, kamp eşofmanını giydiğinizde, o al bayrağı taşıdığınızda kimin yıldız olduğu değil, nasıl bir takım olduğumuz önemlidir. O yüzden ben isim vermeyi sevmem. Şu anda da çok özel oyunculara sahibiz. Birlikte onları... yıldız olmak önemli o zaman. Ya, tabii ki milli takımdan bahsediyoruz. Kim olduğu önemli değildir. Milli takımın başarısı önemlidir. Ülkenin başarısı önemlidir. E, şu anda da o birliktelik var. Umarım e, uzun sürede olacaktır e, ve bize keyif verecek. E, ve başarı artık gelmesi gerekiyor. Peki şu zamana kadar kadroya alınmayan ve kesinlikle kadroda olmalı dediğiniz bir isim var mı? O her zaman olur. Yani kimi alsanız eleştiri olur, kimi almazsanız eleştiri olur. Ee, biz biraz artık bunları geçmeliyiz. Oraya, yani ben de şu anda işin bu tarafındayım teknik adamım. Oyuncu grubumu bir 11'i yaptığımda diğer grup üzülecektir. Onlar üzülürken dışarıdan taraftar da dahi, e, unutturma sözümü e, bir şey söyleyeceğim bununla alakalı. E, hep eleştiri olacaktır. Göztepe maçını oynarken işte maçtan sonra e, kendi otelimde yaşıyorum ben burada e, maçının ya devre arası ya maç oynanırken oteli aramışlar. Demişler ki e, hocaya söyler misin oyuncu değişikliği yapsın diye. Yani düşünün ben sahadayım. Yani böyle bir şey yani eleştiri hep olur o yüzden dedim unutturma e, aklıma geldi çünkü anlatırken. Kimi alsanız eleştirilecek, kimi almazsanız yine eleştirilecek. Ama orada bir teknik adam var, bir oyun yapısı var, oyun planı var, performansı var. Bazen bizler de eleştiriliyorduk kendi takımımızda iyi oynamıyorduk ama milli takım oyuncusu olarak orada iyi bir ekip olduğumuz için milli takımda performansımız başka oluyordu. Şimdi baktığımızda takımında iyi olup milli takımda iyi olmadığı zaman o performansı alamıyor o yüzden de teknik adamlar buna göre tercih yapıyor. Eleştiri hep olacak Avrupa Şampiyonası'na giderken de niye alınmadı diyeceğimiz oyuncular mutlaka olacak. Neden aldı, aldık dediğimiz oyuncular ama orada bir teknik ekip tercihi var. O yüzden en iyisini yapacaklardı diye düşünüyorum. Hocayı da soralım. Vincenzo Montella takıma kısa bir sürede adapte oldu ve çok da güzel bir hava getirdi. Nasıl buldunuz ilk maçlardaki performansını? Çok kısa sürede onu yapmak kolay değil. Samet'i hemen monte etmek, ondan o performansı almak kolay değil. Oyuncu grubunun dışında içeride iletişimin çok iyi olduğunu tahmin ediyorum. Oyuncuyla hoca arasındaki iletişim çok önemlidir. Teknik adamların zaten istediğiniz kadar taktik anlatabilirsiniz ama o iletişimi, o yönet e, oyuncu grubunu yönetemezseniz sıkıntı yaşarsınız. Bence çok kısa sürede çok bence çok özel bir şey yaptı ve oyuncular da bir kendine geldi. Belki de hiç taktik vermese de o iletişimle beraber onların performansını yukarı çekti. E, zaten ülke futbolunu bilen Oyuncu grubunu tanıyan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Fakat çok kısa sürede bu kaliteyi ortaya çıkartması, oyuncularla olan diyaloğunun bu, dere bu derece bu noktaya getirmesi ona ve teknik ekibine yazar. Umarım şampiyonada da bu performansı görürüz. Ve göreceğiz de. Çok teşekkür ederim. Şimdi quizlere ben geçeceğiz. <laughs> Ama quizlerden hoşlanmayacaksınız. Çünkü isim isteyeceğim sizden. <laughs> Vermeye çalışırım. Siyasetçi gibi de e, topu taca atabilirim belli olmaz. Çalıştığınız en iyi teknik direktör. Ona şöyle cevap vereyim. Hepsiyle <laughs> ayrı bir e, özel anılarım olmuştur. Yani Fatih Hoca ile çalışmak sizi motivasyon yönünden çok başka bir yere getirir. Ama Z enerjinizin Z en çok tuttuğu? Ya hepsini tuttu. Ya yani benim ben açıkçası <laughs> Ziko ile çalışmak mesela çok keyifliydi çünkü sadece e, sağ içine bakan ve sizde hep diyaloğu farklı olan e, bir maçlık değil. Sizi insani yönüyle kendi yanına çeken bir hocadan bahsediyoruz. Davum hep dışarıdan soğuk gibi gözükse de bizle inanılmaz bir ortamı vardı. Çok keyifliydi. Bir Alman disiplininden bahsediyoruz. Biz yasakları çiğneyen bir yapıya, kültüre sahibiz ama bize öyle bir disiplin öğrettik, ki artık onun kurallarına göre hareket ediyorduk. Onunla sağ dışında halen dönem dönem konuşuyoruz. Çok keyifliydi. Herkesten bir şey var tabii ki ama isim verme konusunda. Sıralama yapsanız bir. Yapamam herhalde. <laughs> Çünkü hepsini ayrı seviyorum. Peki. Ee, o zaman bunu da cevaplar mısınız bilmiyorum ama çalıştığınız en kötü teknik direktör? Kötü teknik direktörle çalışmadım herhalde ama şeyi söyleyebilirim. E stoktayken Tony Polisi söyleyebilirim, yani kötü demeyeyim de ben yerden oynamak istiyordum, o hep havadan oynamak istiyordu, o yüzden hep kavga ediyorduk onlar. Anlaşamıyorduk. Sağ, sağ dışında mesela çok iyi diyalogumuz, ama ben ne zaman sağda olsam ben yerden oynamaya çalışıyordum, takım arkadaşlarımı da çekmeye çalışıyordum. O hayır yukarıdan oynamak istiyordu, o yüzden anlaşamıyorduk onunla. Hocam şimdi Stok'tan bahsetmişken hemen oraya da bir parantez açmak istiyorum. Fenerbahçe'den en güzel dönemlerinde ayrıldınız. 25 yaşındaydınız sanırım Hemen Premier evet, Ligi'ye evet. gittiğinizde. Keşke diyor musunuz geriye dönüp baktığınızda? Hayatımı keşkelerle geçirmedim. Tabii ki kalsam farklı şeyler olabilirdi. Premier Lig'de oynamak istiyordum. O süreç öyle gelişti. Premier Lig'de oynamak da o süreçte oraya gitmek, böyle bir tercih yapmak çok kolay bir süreç değildi. Fenerbahçe'den ayrılmak çok zor bir şeydi benim için. Fakat Premier Lig'e gitme hayali, isteği vardı. O yüzden de Premier Ligi tercih ettim o anda. Hep futbolculuğunuzun başlangıcında da bu hayal var mıydı? Premier Lig her zaman vardı ve hep izliyordum zaten. Orada olmak, o kültürle beraber futbol yaşamını öğrenmek, hem sosyal anlamda hem saha içinde oraları görmek, onun bir oyun olduğunu anlamak cidden çok keyifliydi. Ki Hooliganlığın geldiği bir futbol kültüründen bahsediyoruz. Şu anda olay tamamen başka yere evrilmiş durumda ve dünyanın en iyi liginden bahsediyoruz. Şu anda takip ediyor musunuz? Tabii peki? tabii. Yani izleyince şimdi Favori şöyle takımınız? yani City'yi anlatamazsınız çünkü çok büyük bütçelerle ve çok özel oyuncularla oynuyor. Zaten Pep Guardiola'nın ne zaman ne yapacağı, nasıl bir taktikle oynayacağı, hani dizilişe baktığınızda işte 4-4-2 dersiniz ama oyun başladığında stoperin nerede olduğunu, sağ nerede olduğunu çözemezsiniz. Ee, çok farklı bir oyun oynuyorlar. Liverpool her zaman böyle bir herkesin sevdiği bir takım gibidir. Ee, Halkın takımı. Gibi aynen. O yüzden Premier Lig'i takip ediyorum. Bazen maçlara yakın izlememem gerektiğini de biliyorum. Bu sefer oyuncu grubumdan beklentim fazla oluyor. Ee, bu sefer kendime kızıyorum. <laughs> ee, aynen takip ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Çünkü orada hangi takımı izlerseniz izleyin ee, çok başka bir seviye. Ee, hem fiziksel olarak hem mental olarak. Ve en önemlisi seyircinin bunun bir oyun olduğunu bilerek izlenilen bir ortamdan bahsediyoruz. Orada olmak cidden çok keyifliydi. Yani bazen özlüyorum. Vakit bulsam da gidip orada statta bir maç izlesem diyorum açıkçası. En iyi takım arkadaşınız? Ya benim dediğim gibi bazen isim vermekte zorlanıyorum. Şundan dolayı takımla aram çok iyiydi. Yani... Bir tane iki tane isim saysam da bir anlamı olmaz. Halen şu anda Whatsapp grubumuz var. O dönemden hemen hemen bütün oyuncu grubuyla beraberiz Whatsapp grubunda. Özel günlerde bir şeyler paylaşıyoruz. Birbirimizin durumunu soruyoruz. O yüzden ben takım içinde hep herkesle cidden çok iyi anlar. O dönemde tabii ki Mahmut Hanefi o da arkadaşımdı yani. Onunla beraber kalıyordum. Kardeşimdir benim. Halen beraber sürekli görüşüyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Dediğim gibi isim vermek çok zor benim için. İyi ki o ekiple berabermişim diyebilirim. Sizi en çok etkileyen stadyum? Yani Kadıköy beni her zaman etkilemiştir. Yani şu anda da son dönemde gidemedim maçlara. Ama o stada girdiğim an başka bir şey oluyor. Tabii ki o duygunuzdan dolayı, o aidiyet duygusundan dolayı. Ama Newcastle stadı da benim için ayrı bir keyifti. Orada bir derbi maçı oynamıştım. Orası da güzeldi açıkçası. Atmosfer, Atmosfer açısından. olarak e, keyifliydi. Bu hayatınızda da olabilir. En mutlu olduğunuz an? En mutlu olduğum an. Çok üzülsem de bunu söylemesi aslında zordur. Çok e, sıkıntılı bir süreç geçirsem de herhalde e, ya oğlumun olduğu an diyebilirim. Hani çok başka bir şeydi. Yani bilmiyorum çünkü e, yani be tuhaf bir süreçti benimki. O yüzden onu da diyebilirim. Ama yakın dönemde söylerseniz de hani e, Sakaryaspor'lu şampiyon olduğumda ilk profesyonel hayatımda finalde penaltılarda şampiyonluğu kaybetmiştim Antalya'da. Bu sefer de Antalya'ya yakın bir yerde şampiyonluğu yaşamak benim için bir Sakaryalı olarak, bir Sakaryasporlu olarak ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluktu açıkçası. En büyük pişmanlığınız? Bundesliga'yı tercih etmem. Premier Lig'den oraya gitmek yani gitmeyebilirdim. Son anda böyle transferin son bir günüydü herhalde. Milli takıma daha fazla oynayarak gitmek istiyordum. Stoke's'te biraz sıkıntılar yaşıyorduk. İşte dedim ki futbol olarak anlaşamıyorduk Tony Pulis'le. En sevdiğiniz Hakan Altun şarkısı. İstanbul olmaz olsun. Bir operasyon geçirmişti Hakan abi. Ben de İngiltere'ye transfer olmuştum. Ki evini ziyarete gittiğimde bir şarkı yaptım dedi. İlk ben dinlemiştim zaten. Yani ilklerden biriydim. Zaten hemen hemen yeni çıkacağı şeyleri dinleyebiliyorum ben öncesinde. Şarkının hem sözleri olarak hem de ben de İstanbul'dan gidiyorum yani. Bir aslında şey değil, bir o anda öyle bir denk geldi. Yani çok sevdiğim şarkı diyebilirim. Birçok şarkısı var tabii de ama sahnesine gittiğimde bir şey olduğunda mutlaka İstanbul olmaz olsun dinliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz, Sakarya Spor taraftarlarına, tatangalara söylemek istediğiniz bir mesajınız mı? <laughs> var mı? öncelikle teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ee, ederim. Buraya kadar geldiniz. Beklentisi her zaman yüksektir e, Sakarya Spor'un, taraftarın, camianın. İlk geldiğimde şunu söylemiştim. E, bu takıma e, inanın, sabredin. E, bu takım güzel şeyler yapacak çünkü öyle bir e, oyuncu grubu var. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Şartlar ne olursa olsun, imkanlar ne olursa olsun ben burada olurum olmam, oyuncu grubu burada olur olmaz fark etmez. Ama önemli olan Sakarya Spor'dur. Onların da Sakarya Spor'a nasıl bir duyguyla sahip çıktığını zaten bilenlerden, türbünden gelen birinden bahsediyoruz. Ben de o duyguyu çok iyi biliyorum. O yüzden hem sabretsinler hem de önemli olan dediğim gibi burada ben değil, oyuncu isimler değil, Sakaryaspor önemlidir. O yüzden Sakaryaspor'a hep beraber herkesin desteğinin olabileceği, birlik beraberliğin olduğu, tekrar eski günlere gelme adına herkesin Sakaryaspor'un yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Ben burada olduğum sürede olmasam da beni biliyor zaten Sakarya halkı. Elimden ne geliyorsa her zaman o desteği esirgemem, esirgemedim de. Şu anda evet burada teknik adam olarak ekibimle beraber hepimiz başkanımız, Yönetim kurulu olarak herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama eğer e, şehir olarak birlik bütünlük olursa başarı gelir diye düşünüyorum. Umarım sezon sonunda da gülen taraflardan biri biz oluruz diye e, umudum var, ümidim var. Yeter ki şehir birlik beraberlik içinde olsun. Peki hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Tuncay Şanlı özel röportaj konuğumuzdu. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.